gel. Validem. Size Bayezid'in kabahatinden bahsetmiştim. Ne yapacaksınız merak içindeyim. Vaziyeti ben tetkik ediyorum. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonra karışma artık. Mevzu bahis hepimizin hayatıyken benden uzak durmamı bekleyemezsiniz validem. Gel. Şehzadem. Bayezid bir hata yapmış olabilir. Fakat asla Hünkar abinin tahtına göz dikmez. O benim evladım sayılır. Sizlerle birlikte elimde büyüdü. Biz de büyümüş olabilir lakin bizden değil validem. O sizin oğlunuz değil. Tıpkı merhum abim Sultan Osman gibi. Onu da bizden ayırmadınız. Çok sevdiniz hatta. Sonra ne oldu? Tahta çıkar çıkmaz sizi eski saraya sürgün ettirdi. Bizleri kafese kapattırdı. Hatta fırsatını bulur bulmaz Mehmet abimi katletti. Aynı şey değil. Tahtta Murat abim var şimdi. Yarın ne olacağını bilemeyiz validem. Merhum babam da erken vefat etmedi mi? Ya Hünkar abim de... Sus, ne biçim konuşuyorsun? Ağzından yel alsın. Rabbim uzun ömürler versin oğlum. Amin validem ama... Bayezid Ekber Şehzade. Yani tahtın varisi. Bütün bunları düşünüp tedbir almamız gerekmez mi? Hünkârım. Silahlar nerede? Neden yanınızda değil? Geveran. Daire neden? Yaptınız değil mi? Kıydınız ona. Nasıl yaparsınız böyle bir şey? Atike'nin lafıyla nasıl vazgeçersiniz ondan? Söz vermiştiniz. Saadetim için ne gerekiyorsa yapacaktınız. Söz vermiştiniz. Adı Hüsrev. Subaşının söylediğine göre 43. ortadanmış. Malumatınız var mı? Nasıl bulurum bu adamı? Tekrar idam hükmü verilecek korkusuyla sırra kadem basmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Paşam. Hayrolsun. Gece vakti nedir sebebi ziyaretiniz? Şehri teftişe çıktım. Malum yasaklar başladı. Hazır dışarı çıkmışken ocağa uğrayayım dedim. Ne iyi etmişsiniz. Buyurun size bir şeyler ikram edelim. Sağ ol Kemankeş Ağa. Eksik olma. Ben daha sonra vakitlice uğrarım. Zira bulmam gereken bir yeniçeri var. Kimmiş o yeniçeri Ferhat Ağa? Niye soruyor paşa? Devletli. Payitaht büyük bir yangından çıkıp yaralarını sararken nizam-ı alem için sert tedbirler almak şart. Fakat neden böyle ağır cezalar veriyorsun?
Bırak zindanda kalsınlar, akılları başlarına gelsin. Oğlum, böyle giderse ahalinin sevgisini tümden kaybedeceksin. Hangi ahali validem? Rahmetli abim Sultan Osman'ın elini kolunu bağlayıp sokaklarda dolaştıran ahali. Benim onların sevgisine ihtiyacım yok. Sonunun abin gibi olmasından korkuyorsun değil mi? Veyahut amcan gibi. Onun için gittin dairesine. Korkularınla yüzleşmek için. Benim kimseden korkum yok. Kan beynine sıçradığında nasıl öfkelendiğini biliyorum. Gözünü budaktan esirgemediğini de biliyorum. Evet, bir hünkâr cesur olmalı. Fakat kaybedeceği savaşa girecek kadar değil. Ok yaydan çıktı validem. Savaş çoktan başladı. Ben göklerden gelen hüküm neyse ona razıyım. Ya kazanacağım, ya kaybedeceğim.